Merhaba arkadaşlar. Çemberde uzunluk konusuyla karşınızdayım. Evet, dersimize geçelim hemen. Bütün çemberlerde çemberin uzunluğunun, çemberin uzunluğu şu demek arkadaşlar. Herhangi bir çemberin çevresi demek aslında. Tabii ben düzgün çizemedim ama herhangi bir çemberin çevresi demek aslında. Evet, çemberin uzunluğunun çapının uzunluğuna oranı sabittir ve bu orana pi sayısı denirdi arkadaşlar. Biz bunu zaten pi etkinliklerinden hatırlıyoruz. Pi sayısı ne demekmiş? Çemberin uzunluğunun çapına, uzunluğuna, oranına biz pi sayısı diyormuşuz arkadaşlar. Evet, pi sayısı yaklaşık olarak 3,14 veya 22 bölü 7 olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Yani bize sorularda pi verilmemişse ekseriyet 3 olarak veriliyor ama biz ekseriyet arkadaşlar pi yerine 3 alacağız ama bazı sorularda da 22 bölü 7 alın diye bize ayrıyeten söylenir. Mesela bakın bu soruda aşağıdaki alıştırmada 22 bölü 7 alalım demiş bir yerine. O zaman bakın burada arkadaşların formülünü ver. Bunu bir inceleyelim önce. R yarıçaplı bir çemberin çevresi 2 pi R'dir. Yani o çemberin uzunluğunu hesaplamak istiyorsam ben ne yapacakmışım arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı R formülüyle hesaplayacakmışım. Evet, şimdi bakın burada bir çemberimiz var. Çemberimizin yarıçapı verilmiş. Ve bize bakın şu dilimi soruyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şimdi 2 çarpı pi çarpı R çemberin çevresi. Yani bu 360 derecenin tamamıydı. Ama bize 90 dereceyi soruyor. Biz şu şekilde yapabiliriz bunu. 2 çarpı pi çarpı R formülünü kullanacağız. 2 çarpı. Demiş ki pi yerine de 22 bölü 7 al demiş. O zaman pi gördüğüm yeri 22 bölü 7 alacağım. Çarpı R yerine de bakın R kaç burada yarıçap? 7. Şimdi arkadaşlar bu 7'ler sadeleşir. 22 ile 2'nin çarpımı 44 çıkar. Bu 44 nedir arkadaşlar? Bu çemberin tamamının çevresi. Ama bize bakın şu dilimi soruyordu. O zaman şöyle oran orantı yöntemiyle hesaplayacak olursak 360 derecenin tamamı 44 santimetre ise bize kaç soruyordu? 90 derecelik dilimi soruyordu. 90 derece kaç santimetredir? Evet. Bu şekilde oran kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. Bakın şurada 360 ile 90 arasında bir oran var. 4'e bölünmüş hali. O zaman bunu da 4'e bölersek arkadaşlar 11 çıkar. Demek ki bakın şurası 11 santimetre imiş. Tamamı 44 santimetre bulduk çemberin çevresini. Bize 90 derecelik dilimi sorduğu için ne yaptım? Oran yöntemini kullandım ve 90 derece 11'e eşit çıktı. Peki ikinci örneğimizi de inceleyelim arkadaşlar. Diğerlerini size bırakacağım. Yine bunun tamamının çevresini bulalım. 2 çarpı pi çarpı ne? 2 çarpı pi yerine 22 bölü 7 alacağım. Çarpı yarıçap yerine de 21 al demiş. Bakın yarıçap yerine 21 alacağım. 7 ile 21 sadeleşirse bakın burada 3 kalacaktır. Evet. Bunları da çarpacak olursam 2 çarpı 22 44. 44 çarpı 3'ten de arkadaşlar 44 çarpı 3'ten de 132 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, 132 olması gerekiyor. O zaman bakın şöyle düşünelim. 360 derecenin tamamı kaç çıktı? 360 derecenin tamamı 132 santim ise bize kaç dereceyi soruyor arkadaşlar? Bakın şu dilimi soruyor. 60 derecelik dilim kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar 6'ya bölünmüş hali. O zaman bunu da 6'ya bölersek kaç çıkacaktır? Bir arkadaşlar şu 44 çarpı 3'te bir hata yaptım. Onu bir doğrulamam gerekiyor. Evet, 132. 6'ya bölersem arkadaşlar cevabımda kaç çıkacaktır? 22 çıkacaktır. Demek ki bu 60 derecelik bu yay arkadaşlar 22 santimmiş. Şimdi bunun formülü var arkadaşlar. Bu formülü de şuradan hemen göstereyim. Burada aklımdayken hemen şuraları sileyim arkadaşlar. Birinci yöntemimizi formülle hesaplayalım şimdi. Biraz önce mantık yoluyla hesapladık. Oran orantı kullanarak hesapladık. Şimdi arkadaşlar bir de formülümüzü inceleyelim. Bakın formülümüzü önce ben tanıtayım size. Eğer bakın şuraya A ve B dersem
Bu AB yayını bulmak istiyorsam bu yöntemi kullanacağım. Evet, AB'nin uzunluğu, AB yayının uzunluğu bölü 2 çarpı pi çarpı r. Yani AB yayının uzunluğunu neye böleceğiz arkadaşlar? Çemberimizin çevresine böleceğiz. Eşittir. Bu AB yayının açısı arkadaşlar. Bunu da nasıl gösterelim? Şu şekilde gösterelim. M AOB diyelim. AOB açısı. O merkezli. Ve OB ise arkadaşlar. Bakın. AOB açısının ölçüsü bölü 360. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sen bu yayın uzunluğunu bulmak istiyorsan bunun, bakın şurayı arkadaşlar, bu AB yayı bölü çemberin tamamı, bu AB açısı bölü 360 derece. Tekrar söylüyorum. AB yayı bölü çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r, AB açısı, AB yayının açısı bölü 360. Şimdi arkadaşlar bakın, bu formülümüzü uygulayacak olursam AB'yi soruyor zaten. Ben ona x diyeyim arkadaşlar. X bölü 2 çarpı pi çarpı r. Pi yerine 22 bölü 7 almıştık. 2 çarpı pi yerine 22 bölü 7 aldık. Yani çapı zaten 7. Bu 7 ile sadeleşti. 22 çarpı 4'ten, pardon, 2'den 44 geldi. X bölü 44 oldu burası bakın. AB bölü 2 çarpı pi çarpı r. X bölü 44 oldu. AOB açısının bakın ölçüsü kaç? Açısı 90 derece. Böyle 90 derece bölü 360. Şimdi düzenleme yapacak olursak x bölü 44, pardon arkadaşlar, x bölü 44 eşittir 90 ile 360 sadeleşti, 1 bölü 4. İşler dışlar çarpımı yaparsam 4x eşittir 44. Her iki tarafı 4'e bölersen x eşittir 11. Bakın formülümüzden de yine 11 bulduk. Ama ben size nacizane tavsiyem arkadaşlar, oran orantı yöntemiyle çözmeniz sizin için mantık kolaylığı sağlayacaktır. İşlem hatası olmayacaktır. Onu tavsiye ederim. O nasıldı peki? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çevresini buluyorduk. Çevresinin tamamı 360 dereceydi. 360 derece 44 santim ise bakın bize 90 dereceyi sormuş. 90 derece kaç santimdir diye çözebiliriz. Evet, bu sayfamızda bakın şurada formül verilmiş arkadaşlar. Formülü zaten biraz önce bakın şey yaptık. AB yayı bölü 2 çarpı, bak şurası 2 olacak arkadaşlar. Kitabımızda bir yanlışlık var. 2 olacak burası. AB yayının uzunluğu bölü 2 çarpı pi r eşittir. AOB açısının ölçüsü bölü 360 derece olarak verilmiş. Evet, hızlı bir şekilde bakın şuradaki alıştırmaları çözelim. Şöyle yapayım arkadaşlar. 12 santimetre yarıçaplı bir çemberde 45 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi 12 santimetre yarıçaplı bir çemberin önce tamamını bulalım arkadaşlar. Tamamını nasıl bulacaktık? 2 çarpı pi çarpı r formülüyle yazalım. 2 çarpı pi yerine 3 alın demiş. 3 alıyorum o zaman. R de kaç arkadaşlar? 12. Evet, 12 çarpı 3 36. 36 çarpı 2'den de arkadaşlar 72. Bu 72 nedir arkadaşlar? 360 derecenin tamamı. O zaman şöyle düşüneceğiz. 360 derecenin tamamı 72 santimetre ise bize neyi soruyor soruda? 45 dereceyi soruyor. 45 derecelik açı kaç derecedir? 8'e bölünmüş hali değil mi arkadaşlar? Oran kullanacak olursam 8'e bölünmüş hali. O zaman bunu da 8'e bölersek kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Çünkü 9 kere 8 72. Demek ki 45 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 9 santimetreymiş. Evet, ikinci örneğimize bakalım. 28 santimetre yarıçaplı bir çemberde 60 derecelik merkez açının gördüğü yay. Aynı mantık arkadaşlar. Hemen 2 çarpı pi çarpı r. 2'yi yazıyorum. Pi
Pi yerine ne alacağım arkadaşlar? Bak pi yerine bu sefer 22 bölü 7 almamız istiyor. Buna dikkat edin. Pi'ye sorularda kaç diyorsa onu alacağız. Zaten ya 3 alırız ya da 22 bölü 7 alırız. LGS'de %100 arkadaşlar, hatta %100 3 alırız pi yerine. 22 bölü 7'yi pek fazla almayız. Evet. Çarpı yarıçap olarak da kaç verilmiş? 28 olarak verilmiş. Peki bu sorularda şuna dikkat edin. Burada yarıçap demiş ya. Eğer çap deseydi ne yapardık? 2'ye bölerdik. Biz daima formüle yarıçap yazacağız arkadaşlar. Burada çap deseydi bunu 2'ye bölerek yarıçapını bulabilirdik. Şimdi 7 ile 28 sadeleşti. Burada 4 kaldı. Bakın burası 22 çarpı 2'den 44. Evet. 44 çarpı 4'ten de 4 kere 4 16, elde var 1. 4 kere 4 16, 1 elde var 1 7. 176. Demek ki 360 derecenin tamamı değişti arkadaşlar. 360 derecenin tamamı 176 santimetre eşit. Bize kaçı sormuş? 60 derecelik açıyı sormuş. O zaman oran yöntemini kullanacağız. Ben pek arkadaşlar formülü kullanmayı sevmiyorum. Sizlerin de hani tercihiniz hangi yönde olur bilmiyorum ama kullanmanızı tavsiye ederim bu şekilde. Evet, ne yaptık arkadaşlar? 6'ya bölünmüş halde. O zaman 176'yı da 6'ya bölersem bakın arkadaşlar kaç çıkacaktır? 20. Evet, 56'nın içinde 56'nın içinde arkadaşlar şöyle yapalım. 29, 20 küsuratlı çıkıyor arkadaşlar. Hesap makinesi kullanmak zorunda kaldım. Küsuratlı çıkıyor. Demek ki bu şekildedir arkadaşlar. Hatta 3 devrediyor şu şekilde. Evet. Evet, 60 derecelik merkez açının gördüğü yay uzunluğu arkadaşlar 29,3 santimetreymiş. Evet. Yandaki o merkezli çemberin yarıçapı 12 olarak verilmiş. Buna göre BC yayın uzunluğu AB yani uzunluklarını bulalım demiş. Burada ben şöyle bir bakın kısa bir yol göstereceğim size arkadaşlar. Mantık kullanacağım. Ben bunları ayrı ayrı bulabilirim. Tamamı önce 2 çarpı pi çarpı R'de 360 dereceyi bulurum. Daha sonra 360 derece işte bilmem kaçsa 45 derece kaçtır, 150 derece kaçtır diye ayrı ayrı bulup ikisini toplarım değil mi arkadaşlar? Ama pardon, ikisinin toplamını sormamış zaten. Eğer ikisinin toplamını sorsaydı 45 ile 150'yi toplayıp direkt de bulabilirdik. O kısa yolu gösterecektim. Ama sonra da sormamış. O zaman 2 çarpı pi çarpı r'den önce bir arkadaşlar çemberimizin çevresini bulalım. Yani 360 dereceyi bulalım. Pi yerine 3 almam isteniyor. R yerine de 12 alacağım. 12 çarpı 3, 36 çarpı 2'den de 72 çıkıyor. 360 derecenin tamamı, biraz hızlı yazacağım. 72 santimetre ise şurada bakın 150 derece kaç derecedir? Burada oran yok değil mi arkadaşlar? Oran kullanamam. O zaman içler dışlar çarpımı yapacağım. 360x eşittir 72 çarpı 150. Her iki tarafı 360'a bölmem gerekecek. Şu şekilde 360'a bölersem arkadaşlar. Bakın 72 ile 36 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 ile de burada 10 var değil mi arkadaşlar? 2 ile de 10 sadeleşti. Burada 5 kaldı. 150 ile 5'e bölersem 30 çıkar arkadaşlar. Ve bakın şurası bu yayın uzunluğu 30 santimetre çıktı. Diğerini de size bırakıyorum arkadaşlar. Evet, bunları biliyorsunuz zaten. Şöyle yapalım. Burayı yaptık arkadaşlar. Evet, testleri çözüp arkadaşlar konumuzu bitirmek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Şöyle yapacağız. Evet. Yarıçap uzunluğu 10 santimetre olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bakın direkt çemberin çevresini soruyor. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r. Diğer sorularda neyi soruyordu arkadaşlar? Yayın uzunluğunu soruyordu. Belli bir dilimi yay uzunluğunu soruyordu. Ama burada direkt çemberin çevresini sormuş. Yani 360 derecenin tamamını soruyor.
Onun formülü de 2 çarpı pi çarpı r formülüydü arkadaşlar. 2'yi yazdım. Pi yerine kaç almam isteniyor? 3 yazdım. Yarıçap olarak da arkadaşlar 10 verilmiş. Bunların çarpımı çevreye verecek. 3 kere 2, 6, 10 ile çarptım 60. Yarıçap uzunluğu 21 cm olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Yine aynı mantık arkadaşlar ama bu sefer 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulacağız. Yine çevresini soruyor. Pi yerine 22 bölü 7 alacağız. Şimdi size bırakıyorum. Çevre uzunluğu 72 cm olan bir çemberin bir çapı kaç cm'dir? Şimdi bu sefer testten gitmiş. 2 çarpı pi çarpı r kaça eşitmiş arkadaşlar? Bakın çevre uzunluğu 72 demiş. Demek ki 2 çarpı pi çarpı r 72'ye eşit. Her iki tarafı 2'ye bölersem bakın 2'ye bölersem. Evet, pi çarpı r arkadaşlar 2'ye böldüğüm için 36. Pi yerine de 3 aldık değil mi arkadaşlar? Formülümüze bakın. Pi yerine 3 almamız istendi. 3 ile neyi çarparsam 36 yapar? 12. Demek ki yarı çapı kaçmış arkadaşlar? 12. Ama bize neyi soruyordu? Çapı. Yarı çap 12 ise çapı 24'tür. Yukarıdaki şekilde verilen o merkezli çemberin, evet şu yayı soruyor arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. 2 çarpı 1 çarpı r. 360 derecenin tamamı. Hatta bunu formülle yapayım arkadaşlar. Önce bir çevresini bulayım bu çemberimizin. 2 çarpı. Pi yerine 3 almam isteniyor. R'si de 12 arkadaşlar. 12 çarpı 3. 36 çarpı 2 yerine 72. O zaman formülümüz şuydu. Bu LK yayının uzunluğunu bulmak istiyorsam bölü çemberin çevresiydi. O da 72 eşittir. Bu LOK açısının ölçüsü 60 bölü 360 formülüydü arkadaşlar. Bakın şunlar sadeleşirse burası 1 bölü 6 çıkacaktır. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 6 çarpı LK yayının uzunluğu eşittir 72. Her iki tarafı 6'ya bölersem arkadaşlar LK yayının uzunluğu kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Çapının uzunluğu 20 cm olan bir çemberin çevresinin uzunluğu. Bakın çapı biz arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r formülüyle buluyorduk ve bu r yarı çaptı ama burada çap demiş. Çapı 10, 20 cm ise yarı çap arkadaşlar 10'dur. Bunu unutmuyoruz. Formülde daima yarı çap kullanacağız. Şimdi bunun formülünü bulalım arkadaşlar. 2'yi yazdım. Pi yerine 3,14 almam isteniyor. Çarpı yarı çap olarak da 10 almam isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bir sayıyı 10 ile çarpınca ne yapacak? Sayı büyüyecektir ve virgül bir basamak sağa kayacaktır. Yani şu şekilde olacaktır. 2 çarpı 31,4 olacaktır arkadaşlar. Çünkü virgül sağa kayacak. 10 ile çarptığım için. Bir tane 0 olduğu için. Şimdi 31,4 ile de 2'yi çarparsak direkt virgül yokmuş gibi çarpalım. Yani 314 bölü 2'yi virgül yokmuş gibi çarpalım önce. 4 kere 2, 8 kere 1, 2, 3 kere 2, 6. 628. 628. Bakıyorum bunun virgülden sonra bir basamak var. Bunun hiç yok arkadaşlar. Yani sıfır basamak. İkisinin toplamı bir olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak. Yani 62,8 çıkacaktır. Evet, şekildeki B ve C merkezli çemberler kesişmemektedir. Kesişmiyor musun arkadaşlar? AB uzunluğu 5'miş. Yani bunun yarıçapı 5. Dolayısıyla burası da 5'tir o zaman. CD de arkadaşlar 8'miş. Burası 8 ise burası da 8'dir. AD uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değerler. Bakın AD şurası arkadaşlar. Alabileceği en küçük tam sayı değeri mi soruyor? Ve bunlar kesişmiyorsa arkadaşlar demek ki buraya benim en fazla en küçük dediği için arkadaşlar 1 alabilirim. 0 alamam çünkü 0 almam demek bunların kesişmesi demek arkadaşlar.
kesişmiyor dediği için, kesişmemektedir dediği için bir alam, sıfır alamam, bir alırım buraya. En küçük değer dediği için de bir aldım. Şimdi bu AD uzunluğunu toplayacak olursam 8, 8, 16, 5, 5, 10, bir de ortadaki bir vardı arkadaşlar. Toplarsam 27 çıkacaktır. Evet. Yukarıda verilen O merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 105 derece olarak verilmiş. AB yayı 70 demiş. Şimdi çemberin uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Formülümüz neydi? Formülden gidelim. AB yayının uzunluğu bölü 2 çarpı pi çarpı r eşittir. AOB açısının ölçüsü 105 bölü 360. Şimdi arkadaşlar AB yayının uzunluğu bakın 70 olarak verilmiş miydi? O zaman 70 bölü bize zaten neyi soruyordu arkadaşlar? Çemberin çevresini yani 2 çarpı pi çarpı r'yi soruyor. Burayı soruyor bana. O zaman bu yine aynen kalacak. Eşittir. 105 bölü 360. Evet, içler dışlar çarpımı yaparsam 2 çarpı pi çarpı r çarpı 105 eşittir 70 çarpı 360. Her iki tarafı 105'e böleceğim. Çünkü 2 çarpı pi çarpı r'yi soruyor bana. Her iki tarafı 105'e bölersem arkadaşlar evet 105'e 35'e bölersem 3 değil mi arkadaşlar? 35'e bölersem 3 kalır. 35'e bölersem 2 kalır. Sadeleştirme yöntemi yapıyorum. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 120. Evet 120 ile 2'nin çarpımı kaç çıkacaktır arkadaşlar? 240. Demek ki bu çemberimizin çevresi kaçmış? 240'mış. Yani 2 çarpı pi çarpı r'yi 240 bulduk. Çapının uzunluğu 56 cm olan bir çemberde 60 derecelik merkez açının gördüğü yer. Çap 56 ise yarı çap arkadaşlar 28. Direkt 2 çarpı pi çarpı r formülüyle ne yapacağız? Pi yerine 3 alacağız. R yerine 28 alıp 360 dereceyi bulacağız. Bize 60 dereceyi sorduğu için 360 derece bu kadarsa 60 derece kaçtır diye hızlı bir şekilde bulabiliriz. Evet bu sorumuzda yine aynı mantıklı arkadaşlar. Bakın burası 9 olarak verilmiş. Çemberin uzunluğunu soruyor. Yani 2 çarpı 1 çarpı r'yi soruyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. 45 derecelik açı 45 derecelik açının yayın uzunluğu 9 cm ise 45 derecelik yayın uzunluğu 9 cm ise biraz önce formülden çözmüştük. Bu sefer oran orantıyla çözeceğim bu soruyu. 45 derece 9 cm ise bize çemberin uzunluğunu soruyor. Yani çevresini soruyor. O zaman 360 derece kaç santimdir arkadaşlar? Bu şekilde yapabiliriz. 8 katı değil mi arkadaşlar burası? O zaman bu da 8 katı olacak. 9 kere 8 72. Demek ki burası 72 çıkacaktır. Çevresinin uzunluğu 120 cm olan bir çember eş merkez açılarının gördüğü eş parçalara bölünmüştür. Bu parçalardan birinin uzunluğu 6 cm olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar çevresinin uzunluğu 120 imiş. Eş parçalara bölünmüş. Ve bir tanesinin uzunluğu 6 cm ise bu ne demek arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Bak 120'yi 6'ya bölersem arkadaşlar 20 çıkar. Demek ki 20 eş parçaya ayrılmış bu çember. 20 eş parça. Tamam. Bize neyi soruyor? Merkez açılardan bir tanesinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 20 eş parça ne demek arkadaşlar? Tamam 360 dereceydi. 20 eş parçaya bölerse kaç çıkacaktır? Bir tanesinin açısı 18 derece çıkacaktır. Evet sorularımız bu kadar arkadaşlar. Geri kalan soruları sizlere bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.